Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayaçlardaydık. Sayaçları öğrenmeye çalışacağız, devam edeceğiz. Burada üreyi var, örnek 1 ile 12 var. İçinen va juni ka geçiriz. Yani 1 sene diyor, 12 aydır, 12 tane aydır diyor. Burada ise 1 var ve 7 gün var. Burada büyük ihtimalle haftalar var. Yani ne çileyeceğiz? Burada ise bir haftaya ne diyebiliriz? Şu diyebiliriz. Şu kan bir hafta 7 gün. Yani burada söylerken 1 dedik. Bir hafta derken içi şu kan va bir hafta 7 gün diyeceğiz. Nana niçe 7 gündür des. Burada ise bir günde 24 saat var. Bir gün nasıl diyecektik? İçi gün derken niçe va diyeceğiz. Bir gün diyeceğiz. Niju yon saatlerde neydi? J diyecektik. Ama sayaç olacağı için jikan diyeceğiz. Des diyeceğiz. Yani bir gün diyeceğiz 24 saat diyeceğiz. Yani 24 tane saat var anlamında. Burada ise guru demişim. Saatlerde mesela burada guray ve guru var. Saatlerde ise guru diyeceğiz. Yani saat 1 civarı, 2 civarı derken içi j goro dersek saat 1 civarı buluşalım. Üçüncü goro ne? Ayımaz mesela. Saat 1 civarı bir buluşalım. Ama bu ise guray var. Guray da civar anlamına geliyor. Saatlerde ise gora geliyor. Guraya gelmiyor. Bunu karıştırmayın. Goro saatlerde geliyor. Bunu da belirteyim. Uçukara kayışamadı. Sanjupun kakarimas. Kakarimas ise şu yukarıya take time yazmışım. Yani alacağı süre işte bu kadar süre olur. Şu kadar süre olur gibi derken bunu söyleyecek. Evden diyor iş yerine kadar diyor 30 dakika diyor alır. Her sabah 30 dakika civarı diyor. Çalışırım diyor işte. Studying diyor yani. Ders çalışırım diyor. Mümkün yaşamaz. Mayban her akşam çok üzülüyorum. Mayban sanjip bungurai. Çalışırım diyor. May ise her demek. May şu her hafta, may niçe her gün, may asa her sabah. Her öğleni kullanan görmedim ama may kiro olacak o büyük ihtimalle. Mayinen her sene, may geç şu her ay, may şu matta her hafta sonu gibi gibi kullanabiliriz. Yani saatlerde goro diyeceğiz, saat bir civar derken goro kullanacağız. Goro ise gene civar anlamına geliyor. İşte dakikalardır vesaire vesaire gibi şeylerde kullanıyor. Vesaire vesaire gibi şeyleri ileride göreceğiz. Yani nasıl diyelim, bir kilo et aldım diyeceğiz. 2 kilo niku kayamaçtı diyeceğim. Satın aldım ama bir kilo civarı et aldım derken 2 kilo guray diyeceğiz. Mesela bu gurayı kullanabiliyoruz. Yani önemli olan saat 1 gibi, 2 gibi, 3 gibi, yani 3 civarı, saat 1 civarı derken oradaki civarını belirtirsen goro kullanacağız. Yani gurayı kullanmayacağız. Burada test var. Ringo ga hitotsu. Burada hitori neydi? Kişilerde kullanılan sayaçtı. Tek başına anlamına geliyordu. Chatsu ga ichimai arimasu. Mai neydi? Düz objeler, ince kağıt gibi objeler ya da kıyafetlerde kullanılıyordu. Da ise elektronik aletlerde, taşıtlarda, bisiklet. Kazuku wa. Burada gördüğünüz gibi alemde herkes demiş, sağlıklı demiş. Şimdi buradaki şunu kaldıracağım. Burada niye subete dememiş de minna demiş. Subete dese sanki hepsi bir objeymiş gibi olacak. Yani burada işte buradaki yukarıda hatırlarsın işte hepsi kaç liraydı kaç paraydı derken o anlamı o.
Yani all hepsi diyeceğiz. Yani şimdi hepsi sağlıklı derken sübit edemeyeceğiz. Sübite yerine zenin de diyebiliriz. Hepsi de diyebiliriz. Bütün hepsi diyebiliriz burada sübit yerine. Hemen bir şeye bakmak istiyorum. Niye subete diye ağzımdan bir şey çıktı? Şu an onu düşünüyorum. Çok özür diliyorum. Hemen bir şeye bakmam gerekiyor. Su bete. Subete niye ben dedim onu da bilmiyorum. Subete ol demekmiş. Her şey. Bu değilse zembi var. Zembu da kullanılabiliyor. Yani burada zembu yerine zenin de insanların hepsi anlamına gelebiliyor. Zenin olsa doğru olurdu burada. Burada başka bir şey olsa zenini seçerdik. Ailemde diyor herkes diyor insanları seçeceğiz. Yani minne diyor hepsi diyor. İnsanlar da yani hepsi içinde minne de kullanılabilir. Genkide diyor sağlıklıdır diyor. Kazıko var diyor. Subite yönün diyor. Ailem diyor hepsi diyor 4 kişi. Yani bu hepsi aslında bir sayet gibi düşünebilirsiniz. Yani burada 4 kişiden belirtmiş. Yani 4 kişi hepsi işte kaç kişi vardı derken kullanabiliriz. Nihon ne? Burada imas diyor. Yani ne demiştik? Bir yerde var anlamına da bulunmak anlamına da gelebiliyor demiştik. Burada ise 7. ay diyor. 7. ayda imas demek sadece 7. ayda bulunduğum gibi oluyor. Burada ise 7 aydır Japonya'dayım bulunuyorum gibi anlamına geliyor. 7 aydır Japonya'da. Burada ise kakarimas neydi? Zaman almaktı. Nijikan han diyeceğiz. Niye Nijikan demedik? Bu saat 2.30 oluyor. Tersine adı ne diyorduk? Kan koyuyorduk. Nijikan diyeceğiz. 2.5 saat almış. Burada ise belirtmişim saat 2.30 AM ya da PM diyelim ya sabah ya da akşam 2.30. Gaikokujin. Şimdi burada Gaikokujin'in 3 tane kanji oluşuyor. Bu iki kanji yan yana geldiğinde bunların okunuşları değişiyor. Burada belirtmişim. Onyomi, kunyomi. Bu tek olunca kunyomi okunuşu olacak. Eğer iki kanji birleşip okunuşları değişiyor. Bunların okunuşu da onyomi olacak. Burada ise kunyomi okunuşlarını altına yazmışım. Soto dışında demek. Bu kunyu ülke demek. Burada ise kişinin kanjisi var. Hito. Ama üç kanji yanları belirtince dış ülke kişisi yani dış ülkeden insanlar yani yabancı oluyor. Gai kokujin oluyor. No gakusei ga insan olduğu için futari diyeceğiz. Futari bir maddedir. Burada niye ga kullanmamışız? Çünkü burada ga var. Yani dış ülke kişisi diyor. İki kişi vardır diye, iki kişi bulunuyor diye böyle de yazabiliriz. Arimaska diyor. To arimas yani demiştik. 10 tane demiştik sayaçlarda. Tuslu olanlarda. Devam edelim. İkutu dedik. İkuru ise sayılabilen, sayılamayan paralı şeylerde. Para yazayım şuraya. Kutu ise sayılabilenlerde koyuyorduk. Burada da zaten 10 tane demiş sayılabilen belirtmiş. Bu bir ay diyor. İki kayı Eiga Omimas diyor. Film izlerim diyor. Yani burada ne kullanacaktık? Niye kullanacaktık? Yukarıda da hemen bir hızlıca gidelim. Gördüğünüz gibi hepsinde neyi var? Burada ise İkka getsu ni ikkai ga o mimasu yani ayda bir kere film izlerim oluyor. Bunu da niye kullanacağız? Seyahat şeylerinde bir hafta işte 7 gün, 8 gün, 9 gün ya da 3 ay, 4 ay, 5 ay derken niye diyeceğiz? Yolcu gari matkara yolcu olduğundan dolayı kaysa o yasını istiyor. Yani şirket diyor, tatil diyor. Yolcu neymiş bir bakalım. Yolcu.
yapılacak şeyler demekmiş. Yapılacak şeyler olduğundan dolayı diyor. Stop to do olarak çeviriyor. Tekçe think to do yapılacak şeyler demekmiş. Yorucu maskara. Kayşe o Yasumi yani bu çok değişik bir şey olan yapılacakları olduğundan dolayı diyor. Şirket diyor. Yasumi Mas diyor. Tatildir diyor. Nasıl bir cümle ben de anlamadım. Ha yapılacaklar olduğundan dolayı diyor şirketi diyor tatil edeceğiz diyor. Ha şimdi oldu. Şirketi diyor tatil edeceğiz diyor. Demek ki şirketin bir şeyleri bir yeri bir şey olacak ki değişecek ki bu yüzden böyle bir şey yapıyorlar. Devam edelim. İyi ve nalı sıfatlara geldik. Çiğsay neydi kısa? Hantu mu nalı sıfat? Buna nalı sıfatı bir iyiliği iki diyelim. Buna bir diyelim, buna iki diyelim. Kireyi güzel. Neydi? Güzel ya da temiz anlamına geliyor. İyili oldu halde nalı sıfat. Bir. Şurayı bir diyelim. Na yazalım. İki diyelim. İyi yazalım ki aklımız karışmasın. At suyu sıcak. Neydi? İyili sıfat. İki. Takay. Pahalı yüksek. İyili sıfat. İki. Genç sağlıklı. Nalı sıfat. Bir. Yumei. Ünlü. Famous. Nalı sıfat. Bir. Muzu kaşığı zor. İyili sıfat 2. Jozu yetenekli. Nalı sıfat 1. Heta yeteneksiz. Nalı sıfat 1. İyi, iyi demek. İyili sıfat 2. Hayayı hızlı demek. Ve iki anlamı da geliyor bu hayayı. Şöyle anlatacağım ona da. Şöyle çekeyim. Bayağı uzun mu oldu ya? Onu da söyleyeceğim. Hayayı hızlı demek. Shinsetsu neydi? Nazik. Kind. Kibar. Suteki var. Sutekiye bakacağım. O işi lezzetli demek. Shinsetsu nalı sıfat dedik. Buna bir gidiyor. Çok özür diliyorum. Bu da o işi lezzetli demek. İli sıfat dedik ikiye. Yani burası iki. İli sıfatların olduğu yer. Hima. Müsait demek yani boş free time gibi düşünebilirsiniz. Kyo ve Himadeş'te işte bugün boştu yani hiçbir şey yapmadı anlamında. Nalı sıfat olacağı için bir. Benri kullanışlı bir. Chikai neydi? Chikaku vardı yakını demek. Chikai yakın demek. İyili sıfat. 2. Nigiyaka. Nigiyaka ise canlı demekti. Nalı sıfat yani bir şeyin canlı olması böyle. Bir ortam düşünün insanlar var falan filan. Canlı oluyor. Bir insanların olmadığını düşün. O da cansız olan anlamına geliyordu. O da büyük ihtimalle suzu şey olacak. Kirayı sevmemek. Nalı sıfat 1. Osu yavaş demek. Bunun da iki tane anlamı var. Onu da şöyle çekeyim. İsogashi meşgul demek. İli sıfat 2. Tanuşu eğlenceli demek. İyili sıfat 2. Kantan kolay basit demek. İyili sıfat 2. Suzushi suki sevmek. Nalı sıfat 1. Bu ise suzushi ise hani böyle sessiz sakin gibi kullanabiliriz. Nalı mı iyili mi derken bu da aynen nalı sıfat. Omishirei ilginç demek. İyili sıfat 2. Omei ağır demek. İyili sıfat 2. Shizuka. Bir saniyenizi rica edeceğim. Yanlış öğretmek istemiyorum. Shizuka. Tamam. Shizuka sessiz demek. Nigiyaka canlı demekti. Bu da nalı sıfat 1. Burada bir şey ben yanlış söyledim. Kantan Suzushi. Suzushi neymiş? Ben yanlış. Suzushi iyi.
Suzuşi ise çok özür diliyorum. İyili sıfat yani serin anlamına geliyormuş. Cool, refreshing. Bugün hava nasıl derken Suzuşi diyebilirsin mesela. Serin diye. Çok özür diliyorum. Shizuka sessiz demek deniyor ya canlı. Burada ise bir kar da iyi var. Karaya ise tanıdık geldi. Acı ya da baharatlı olarak da kullanılıyor. Karay ise iki diyeceğiz. İyili sıfat. Çok özür diliyorum. Suteki ise nalı sıfat yani bir diyeceğiz. Bu da nice hoş anlamına gelebiliyor. Yani nice, too nice, yani güzeldi, hoş anlamına gelebiliyor. Çok özür dilerim. Hayayı hızlı demek. Osoyu yavaş. Ama şimdi siz hızı işinizi hızlı gittiniz. İşinize nasıl gitmiş oluyorsunuz zamanından? Erken. İşinize yavaş gittiniz. İşinize normal zamandan nasıl gitmiş oluyorsunuz? Geç. Yani bu hayayı erken hızlı anlamlarına gelebiliyor. Otu ise yavaş ve geç anlamlarına gelebiliyor. Ve iyili sıfatların olumsuz geçmiş zaman ve geçmiş zamanlı şekillerde nasıl yazıldığını göreceğiz nazlı sıfatlarında. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.